önemli bir oyuncunun haberiyle devam edeceğiz. Erdal Tosun deyince hep herkesin yüreği sıcacık olacak. Ama 1,5 sene önce yaklaşık kaybetmiştik bir trafik kazasında. Erdal Tosun'u sürücüyle ilgili verilen ceza mahkeme tarafından açıklandı. Bu sürücü 3 yılla 9 yıl arasında bir hapis ceza sistemiyle yargılanıyordu. Son karar 3 yıl 4 ay. Nasıl bir kader değil mi? Üzerine araba düşüyor. Yani ve çok başka acayip. Şeritten. Başka şeritten bak. Bir de sabahın bir körü. Sabahın neden sabahın bir vakti o vakti yani. Biliyor musun? Doktora gidiyor. Ve hastaneye giderken düşünsenize yani başınıza hani hiç aklınıza gelir mi? Yani sizin bir yanlışınız olabilir, işte yol kaygandır, hızlı gidersiniz, alkollü kullanırsınız, başınıza gelebilir ama karşı şeritten başka bir arabanın üzerine gelmesi çok acayip. Ece, bu arada yol kaygan o zamanlar ama kendi hatası değil. Kendi hatası değil. Karşı sürücünün bir süratli araba kullanması söz konusu. Fakat o arabadaki sürücüde alkol zaten olma şansı yok. Çünkü makam şoförü. Yani o bir şoför aslında ve araç da kendisine ait değil. Aslında çok dikkat edilmesi gereken bir durum. O da işe yetişmeye çalışıyor vesaire ama benim için kaderin ağlarını ördüğü an şey olabilir mi? Karşı şeritten tam üzerine düşmesi. Tam yani üzerine. Biz o haberi verdiğimizde canlı yayındaydık. Salise farkı biliyor evet. musun? Evet. Yani birkaç saliseyle hızlı gitse ya da yavaş gitse evet, olmayacak. Evet bitti. Ya kader işte ve 3 yıl 4 ay hapis cezası. Tabii burada bir taksirle adam öldürme söz konusu olmadığı için bu ceza tam anlamıyla trafik cezası gibi, trafikten doğmuş bir ceza gibi. Bilmiyorum tabii bunu ailesine sormak lazım ama bu vesileyle Erdal Tosun'a tekrar Allah'tan rahmet dileyelim. Ve sevenlerine de başsağlığı dileyelim. O çok üzücü. Ben yayında, biz yayındaydık ve haberi verdiğimizde inanamadık. Anlatıyor moderatör, ben böyle nasıl ya, bu anlattığın doğru mu diyorum. Evet bu şekilde olmuş. İnanılır gibi değildi yani. Çok kader işte. Aynen öyle. Taksiren ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla bu ceza alındı. Aslında hani bir de bilinçli taksir var. Bir de bilinçli taksir o değil. Hızından o şeyi verdiler. Taksiren demek davranışın sonucu öngörülemeyerek, gerekli dikkati göstermeyerek demek. Ali abi eksiğin var mı? Taksiren şey... Eski bir kelime. Hızından dolayı verdiler ona. Bilinçli taksir göre göre. Hani birazdan kaza olacağını bile bile hız kesmemekle alakalı. O görmeden hızını kontrol edecek. O kaza yapan da ne kadar üzgündür. Ne kadar hani ya düşünsene hayatım boyunca bununla yaşayacaksın. Onun için de çok acı bir şey. Tekrar Allah rahmet eylesin. Amin. Sabır diliyorum ailesine. Cem Yılmaz'ın gözyaşlarını hatırlıyorum anma töreninde. Çok sevilen bir oyuncuydu. Bir onlar tabii ekibiler. Daha yakınlardı evet. Aynen öyle. Yeri doldurulamayacak bir oyuncu gerçekten. Eyvah Necdet mi? Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine. Amin.